Anneninki kadar güçlü olan bir sevgi sende iz bırakır. Bizi seven insan gitmiş olsa bile bu kadar derinden sevilmek bize sonsuza kadar bir koruma sağlar. 6 Ocak 2002 idi. Bir pazar günü. O gün öğleden sonra Tim Arnold eski sevgilisi 46 yaşındaki Krista'nın evinden 911 aradı. Operatöre şunları söylüyordu. Lütfen vereceğim adrese birini gönderin. Burası Krista'nın evi. Ona ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım yere düştü. Öldüğünden eminim. Krista Worthing'in bir moda yazarıydı. 2 yaşındaki kızı Eva ile Truro'daki deniz kenarındaki bir kır evinde yaşıyordu. Daha sessiz, daha istikrarlı bir yaşam arayışındaydı. O yüzden 1997'de New York'tan buraya gelmişti. Ama son zamanlarda yakın dostlarına New York'a geri dönmek istediğini anlatıyordu. Eski New York yaşamının hızlı temposunu özlemişti. Kariyerine yeniden başlamak, kendisine, tek gerçek aşkı olan küçük kızı Eva'yla istediği her şeyi yapma özgürlüğünü verecek kadar para kazanmak istiyordu. Tim'in anlattığına göre 6 Ocak günü öğleden sonra saat 4.30 civarında aldığı el fenerini geri vermek için onun evine gitti. Tim onlara yakın bir yerde yaşıyordu. Yetkililere içeriye girdiğinde Krista'yı mutfağın hemen yanındaki koridorda yerde yatarken bulduğunu anlattı. Kızı Eva onun yanındaydı. Fiziksel anlamda herhangi bir zarar görmemişti. Polis eve geldiğinde Krista'nın öldüğünü doğruladı. Ancak bu ölüm herhangi bir düşme ya da kaza sonucu değildi. Krista'nın belden aşağısı çıplaktı. Bacakları birbirinden ayrılmış, bedeninde, bilhassa da gövde bölgesinde kan vardı. Yüzü morluklarla kaplıydı. Sol akciğerinden bir kez bıçaklanmıştı. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Yetkili isimler evi aradığında garaj yolundan mutfağa giden arka kapının açık olduğunu, kapının zorla açıldığını gösterdiğini anladılar. Evin dışında bir mücadele yaşanmış gibi görünüyordu. Krista'nın arabası garaj yolundaydı. Polis gözlüklerini, tokasını, anahtarlarını ve çoraplarını buldu. Garaj yolundaki toprakta sürüklenme izleri vardı. Yetkililer onun kulübesinin dışında saldırıya uğradığına, ardından içeriye sürüklendiğine inanıyorlardı. Yetkililer Eva'nın küçük kanlı el izlerini kulübenin her yerinde buldu. Kanlı el izleri bir Disney video kasetinde bile vardı. Sanki Eva onu VCR'a yerleştirmeye çalışmış gibi görünüyordu. Kanlı el izleri aynı zamanda damlatmaz bardakta ve bir kutu mısır gevreğinde de vardı. Eva ne kadar süredir annesinin bedeniyle bu yerdeydi. O anlarda polisin herhangi bir fikri yoktu. Yetkililer Krista'nın istismara uğrayıp uğramadığını öğrenmek istiyorlardı. Bedeninden vajinal örnek alındı. Tırnaklarının altında eser miktarda kurumuş kan vardı. Saçında, hem kafasında hem de kasık bölgesinde küçük çim parçaları vardı. Bu da yetkililere evinin dışında saldırıya uğradığına dair inançlarının haklı olduğunu gösteriyordu. Hemen bir soruşturma başlatıldı. Truro'daki son 30 yıl içerisinde işlenen ilk cinayetti. Vajinal örnek, Manny'in varlığını doğruluyordu. Yetkililer, Krista'nın istismara uğradığını artık biliyorlardı. Krista'yı istismar eden insanın, onu öldüren insanla aynı olduklarına inandıklarından bir DNA eşleşmesi bulmaları gerekiyordu. Polis bir zaman çizelgesi oluşturdu. 4 Ocak Cuma gecesinde, Krista saat 20 civarında bebek bakıcısıyla telefonda konuşmuştu. Bir sonraki gün öğle saatlerinde yerel bir kuaförde randevusu vardı. Ama randevuyu kaçırdı ve haber vermedi. Bu nedenle polisler Krista'nın cuma akşamı saat 20 ile bir sonraki gün öğle saatleri arasındaki bir zaman diliminde öldürüldüğünü düşünüyorlardı. Evine her gün gazete teslimi yapılıyordu. Cumartesi ve pazartesi gazeteleri hala oradaydı. Garaj yolunun alt kısmında duruyorlardı. Soruşturma devam ediyorken polisler onu tanıyan veya onun evini ziyaret eden herkesle bir araya geldi. Onu ölü bulan isim olan Tim'le bir kez daha konuşuldu. İlişkileri bitmiş olsa da Tim'in daha uzun vadeli bir şey isteyebileceğine dair söylentiler vardı. Yetkililer ayrıca onun spermini Krista'nın üzerine atılan bir battaniyenin üzerinde bulmuşlardı. Tim olayla herhangi bir alakası olmadığını söylüyordu. Yetkililer daha sonra onu şüphe listesinden çıkardılar. Onun Krista ile sevgili olduğu, daha önce aynı evde kalındığı biliniyordu. Dolayısıyla battaniyenin üzerinde bulunan Manny o kadar da tuhaf sayılmazdı. Üstelik aynı Manny, Krista'nın bedeninde bulunan Manny ile eşleşmiyordu. Yetkililer ayrıca Eva'nın babası olan Tony ile de bir araya geldiler. Tony evli bir adamdı. Evliyken Krista ile ilişki yaşadı. Hamile kaldığında Krista ondan her şeyi karısına anlatmasını istedi. Tony en sonunda karısı Susan'a kızı Eva'dan ve ilişkisinden bahsetti. Krista onların ayrılmasını istemiyordu. Ama babasının Eva'ya destek olmasını talep etti. Sonunda bir nafaka anlaşması yaptılar. Susan oldukça iyi kalpli birisiydi. Eva'yı kendi hayatına kabul ediyordu. Tony yetkililere Krista ile arasının gayet iyi olduğunu, onun ölmesini istemesinin herhangi bir sebebi olmayacağını söylüyordu. Eşi Susan polise Krista öldürüldüğünde eşi Tony Jackett'ın yanında olduğunu anlattı.
Onun öldürülmesinden bir yıl sonra suç laboratuvarı DNA testlerinin sonuçlarını çıkardı. Krista'nın DNA'sı Tim'le, Tony'le ya da ekiplerin bu konuda sorguya aldığı herhangi bir insanla uyumlu değildi. O anlarda Krista'nın katilinin hiçbir zaman yakalanamayacağı düşünülüyordu. Ama yetkililer pes etmedi. Onun öldürülmesinden 3 yıl sonra bölgedeki neredeyse herkesten gönüllü olarak DNA örnekleri aldılar. Ve sonunda birisi işe yaradı. Bir eşleşme meydana geldi. Şüphelinin adı Christopher Chris McCoven'dı. Chris'in DNA'sı Krista'nın evindeydi ve aynı zamanda alınan vajinal örnekteydi. Bu adam bir atık imha şirketinde görev alıyordu. Ekipler onun her perşembe günü Krista'nın evinin yakınındaki çöpleri çıkardığını öğrendiler. Bir polis onunla bir araya geldiğinde Chris onlara Krista'yı tanımadığını anlattı. Onunla hiç konuşmadığını ama bazen çöpü topluyorken birbirlerine el salladıklarını aktardı. Chris sorgulandı. Krista'yla hiç konuşmadığını anlatmaya devam etti. Onun evine hiçbir zaman girmediğini söylüyordu. Yetkili isimlere çöp toplarken bazı kadınlarla ilişki yaşadığını ama Krista'nın onlardan biri olmadığını anlattı. Ona Krista'nın vücudunda bulunan DNA'nın kendi DNA'sı olduğu söylendi. Bu anlarda Chris'in hikayesi bir anda değişti ve de şunu söyledi. Belki de ben yapmışımdır. Yetkililer ondan olanları anlatmasını istediler. O cuma gecesinde Jeremy Fraser adındaki bir arkadaşıyla yakınlardaki bir barda alkol aldığını ve oldukça sarhoş olduğunu itiraf etti. Chris, bebeğinin annesini ziyaret etmek istiyordu. Neredeyse bir saat kadar orada kaldı. Ardından bara geri döndü. Daha fazla sorgulama, 4 Ocak gecesinde Krista ile ilişkiye girdiğini ama bunun rızaya dayalı olduğunu söylemesine neden oldu. Krista'nın yaşadığı yere nasıl gittiği sorulduğunda Jeremy'nin onu oraya götürdüğünü anlattı. İkisi oraya gitti. Krista ile mutfağın koridorunda ilişki yaşadı. Bir noktada Krista ile oturma odasında birlikte olduğunu da söylüyordu. Bu gönüllü bir ilişkiydi. Krista ona telefon numarasını verdi. Ama daha sonra Jeremy'nin eşyalarını karıştırdığını gördüğünde Krista çıldırdı. İki adam evden ayrılıyorken onlara bağırmaya başladı. O geceye dair bazı hikayeler anlatıyorlardı. Evden ayrıldıktan sonra ne olduğunu bilmediğini söylemeye devam etti. İlk anlarda Krista'nın onları dışarıda takip ettiğini, garaj yolunda Jeremy ile kavga ettiklerini, Jeremy'nin ona defalarca yumruk attığını söyledi. Jeremy daha sonra geri döndü ve onun peşinden koştu. Evin içerisinde ona defalarca kez yumruk attı. Chris'e göre Krista'ya saldırı gerçekleştiği esnada o Jeremy'nin arabasındaydı. Jeremy arabaya döndüğünde Krista'nın polisleri aradığını söyledi. Bunu duyan Jeremy hemen eve doğru koştu ve ön kapıyı tekmeledi. Neredeyse 10 dakika boyunca oradaydı. Chris ise o anlarda arabadan hiç ayrılmadı. Jeremy'nin evin içerisinde olduğu o 10 dakika boyunca ne olduğuna dair herhangi bir fikri olmadığını söylüyordu. Yetkililer onun her şeyi anlatmadığını biliyorlardı. Olayların farklı bir versiyonunu anlatıyordu. Sonra Chris, Jeremy'nin Krista'ya yumruk attığı anlarda Jeremy'nin arabasında olmadığını, kendisinin de bu kavgaya karıştığını itiraf etti. Yetkililere Krista'nın da yüzüne ve göğsüne bir kez yumruk attığını söylüyordu. Ama Chris'in Krista'ya verdiği darbeler onu bayılttı. Kadın düştüğünde kafasını çakıllı garaj yoluna çarptı. O kadar sert vurdu ki Chris bugün hala o sesi duyabildiğini anlattı. Ama bundan sonra bile Chris, Krista'yı vahşice dövmeyi bırakmadı. Hiç durmadık, ona sürekli vuruyorduk diyordu. O ve Jeremy daha sonra kadını evin içerisine sürükledi. Bir polis anlattıklarını Jeremy'nin yalanlaması durumunda ne olacağını sordu. Chris şöyle bir yanıt verdi. O zaman her şeyi ben yapmışımdır. Bir ekip Jeremy'nin yanına gitti. Jeremy o gün Chris'le o barda olduğunu itiraf etti. Sonrasında onu denize götürdüğünü de söylüyordu. Ama Jeremy'ye göre daha sonra bardan Sean adındaki bir arkadaşıyla ev partisine gitmişlerdi. Chris'in de partide olduğunu ama kendisinin farklı bir arabayla oraya gittiğini aktardı. Jeremy polise parti sona erdiğinde kendisinin Sean'ın evinde kaldığını anlattı. Bir tanığı vardı. Tanığı da onun anlattıklarını doğruluyordu. Chris ise onlarla o eve gitmemişti. Yetkililer Jeremy'ye inandı. Zaten Jeremy'nin DNA'sı Krista'nın bedeninin herhangi bir yerinde bulunamamıştı. Chris, birinci derece ölüm, istismar ve de hırsızlıkla suçlandı. Chris'in Krista'yı istismar ettiği, ona acımasızca saldırdığı, bıçakladığı, her şeyi tek başına yaptığı savcılığın iddiasıydı. Bölge savcısı olan Michael O'Keefe mahkemeye şunları söyledi. Oraya o insanla ilişkiye girmek amacıyla gitti ama reddedildiğinde öfkeyle ona saldırdı ve onu istismar etti. Mahkeme, Chris'e karşı açılan davanın iki hayati kanıta dayandığını aktardı. Hem DNA hem de Chris'in polise verdiği ifade. Mahkeme, DNA'nın Chris'in Krista ile ilişkiye girdiğine dair şüphe yer bırakmayacak şekilde kanıtladığını anlattı. Jüri, Chris'in polise verdiği ifadeyi biliyordu. O cuma gecesinde dışarıdaydı. Dostlarıyla yoğun bir şekilde alkol alıyordu.
Gecenin bir anında ilişki yaşamak istedi. Saat 1.30 civarında Krista'nın evine gitti. Onunla daha önce hiç birlikte olmadı. Yine de onun 2 yaşındaki kızıyla o evde yaşadığını biliyordu. Onu bıçaklayarak öldürmeden önce evine gitti, istismar etti ve vahşice dövdü. Mahkeme, bıçağın Krista'nın göğsünün ön kısmından girip sol akciğerine girdiğini aktardı. Bıçağın ucu sırtından çıkıyordu. Özetle, bıçak Krista'nın vücudunun içerisinden geçti. Adli tıp uzmanı jüriye, Krista'nın burnunda ve göğsünde ezikler, yüzünde, ellerinde, kollarında, bacaklarında ve kafasında iç kanama olduğunu anlattı. Avukatlarına göre tutuklandıktan sonra neler olduğunu bile bilmiyordu. Avukatı şöyle diyordu. Chris, IQ'su 76 ile 78 arasında olan bir insan. Hem yasaklı madde hem de alkol kullanıyor. Baskı altında olmadığı tek bir gün bile yok. Yetkililer tarafından sorgulandığı gün hem yasaklı madde hem de bir ilaç kullanmıştı. Aldıkları maddeler onun polis tarafından yönlendirilmesini kolay bir hale getirdi. Avukatı Bob, jüriye şunları söyledi. Chris, ırkına, sınıfına ve sınırlı kapasitelerine karşın iyi bir insandı. İyi bir hedefti. Yetkililer onu kandırdı ve onu suçlu ilan etti. Avukata göre her şey yalan bir itiraftı. Ayrıca kapsamlı bir soruşturma yapılmadığını, bazı ayak izleri ve palmiye izlerinin tespit edilmediğini söylüyordu. Avukatı, bir istismarın yaşandığına dair herhangi bir belirti olmadığını, herhangi bir ilişkinin rızaya dayalı olabileceğini, müvekkilinin bu olaya karışmadığını savundu. Chris, bir kadınla herhangi bir ilişki yaşamış olabilir. Olayın rızaya dayalı olmadığını kimse anlatamaz. Jüriye Magdül'ün Chris'te gönüllü bir ilişki yaşadığı sebebiyle müvekkilinin DNA'sının orada olmasının gayet olası olduğu söylendi. Bunun muhtemelen Perşembe günü Chris'in evinin önünden çöp aldığı esnada yaşandığı anlatıldı. Bu da onu Chris'in öldürdüğünü göstermezdi. Katil başka birisiydi. Chris ifade vermedi. Jüri 5 gün boyunca müzakere etti. Mahkum edilmeden önce Chris ilk kez mahkemeye seslendi. Buradaki dava çok korkunç bir dava. Mağdurun ailesi, kızı ve kendisi için üzülüyorum. Bunun gerçekleşmesini hiçbir zaman istemedim. Ama sayın yargıç, söyleyebildiğim tek şey bu davada ben masum bir adamım. Söyleyeceklerim bu kadar. Chris, şartlı tali imkanı olmaksın ard arda 3 kez ömür boyu ceza aldı. Avukatı, benzer kanıtlara sahip olan başka bir ismi Chris gibi mahkum edemeyeceklerini anlattı. Eğer Chris değil de zengin bir aileden gelen, siyahi olmayan daha iyi birisi olsaydı onu asla suçlayamazdınız. Avukat, yeniden yargılama yapılmasını talep etti. Fakat hakim aynı fikirde olmadı. Chris'in mahkumiyeti onaylandı. Chris hala cezaevinde. Her şeye rağmen masum olduğunu savunmaya devam ediyor. Basına yaptığı bir açıklamada, sorgusu esnasında da kendisini iyi anlatamadığından dolayı pişman olduğunu söyledi. Şöyle diyordu, İşim gereği herkesin evine gider, onlarla biraz konuşurdum. O da benden eve gelmemi, Noel ağacına bakmamı istedi. Sanırım yaşadığımız olay iki insan arasındaki gönüllü bir şeydi. Her şey bundan ibaretti. What he did in the end was the right thing, and so it was important for me to say thank you to him for that. And today the book finally closed. 12 yaşında hevesli bir balerindi. Nisan 97'de Texas Friendswood'daki evinden ayrıldı ve bir yürüyüşe çıktı. Laura Smither bir daha geri dönmedi. Ailesi, onlarca kuruluş, binlerce gönüllü ve hatta ABD deniz piyadelerinin yardımıyla Laura'yı aradı. Ancak hiç kimse kayıp kızın izini bulamadı. 17 gün sonra Laura'nın cansız bedeni evinden 20 kilometre uzakta yapay bir yağmur tutma havuzunda bulundu. Onu köpeklerini gezdirmekte olan bir baba oğul keşfetti. Onu gördüğümde ölü bir hayvana benzettim. Oğlum hayır dedi. O bir hayvan olamaz. Çünkü çorapları var. Gay Smither. O güne dek her şeyi inkar ediyorduk. Kızımı birinin kaçırmış olduğu gerçeğini kabullenemedim. Sanki yeterince dua edersem bize geri gelecekmiş gibi düşünüyordum. Bu acıyla böyle başa çıkmaya çalıştım. Ölüm haberi geldiğinde o Laura değil diye bağırdım. Hala kabuslarımda kendi çığlıklarımı duyuyorum. Oğluma ölüm haberini vermek zor oldu. Çünkü sadece ablasını değil, annesini ve babasını da kaybetmişti. Fiziksel anlamda orada olsak da duygusal anlamda yanında değildik. Laura haftalardır suyun içerisindeydi. Ölüm nedeni belirsizdi. İstismara uğrayıp uğramadığı bile bilinmiyordu. Mayıs 97'de, yani Laura'nın kayboluşundan bir ay sonra Sandra Sapo otoyolun yakınındaki bir markette durdu. Sandra o gün yakın bir dostunu ziyaret etmek için evinden ayrılmıştı. Aracını otoparka park ettiğinde bir adamın kendisini süzdüğünü gördü. Caddenin karşı tarafındaki bir restorana gitti. O an aynı adamın restoranda olduğunu gördü. Sandra'yı takip ediyor gibiydi. Sandra otoparka aracın yanına döndüğünde lastiğinin patlak olduğunu anladı. Şaşkındı. Kafası karışmış, ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Dakikalar sonra yanında bir adam belirdi.
aynı adamdır. Sandra'ya yardım edebileceğini söyledi ancak ona saldırdı ve Sandra'yı beyaz kamyonetine bindirip oradan ayrıldı. Kamyonet hızla otoyola girdi. Sandra eğer aracın içerisinde kalırsa başına kötü şeyler geleceğini biliyordu. Araç hareket halindeyken kapıyı açtı ve yolun ortasında atladı. Bu atlayış onu ağır bir şekilde yaraladı. Ancak hayatta kalmayı başardı. Sandra polis merkezine gelip ifade verdi. Yetkililer o gün neler yaşandığını anlatmasını istediler. Sandra, kamyonetini gördüğümü hatırlıyorum ama pek dikkat etmedim. Sonra restorana gittim. Aynı adam karşımdaydı. Bana yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu. Ben de ne için yardım edeceksin dedim. Lastiğimin patlak olduğunu söyledi. 2 dakika sonra bıçak zoruyla beni kamyonete bindirdi. Çenemi kapalı tutmamı söyledi. Korkmuştum. Bana dokundu. Arabayı çok hızlı sürüyordu. Tek düşündüğüm birazdan beni öldürecek ve yoluna devam edecek oldu. Ölmektense arabadan atlamayı tercih ettim. Hızla kapıyı açtım ve kendimi dışarıya attım. Kaldırıma çarptığımı hatırlıyorum. Sonra kalktım ve koşmaya devam ettim. Yardım almayı başardım. Kendimi iyi hissettiğimde hemen polis merkezine geldim. Sandra'nın yaşadığı bu talihsiz olaydan 2 ay sonra bir üniversite öğrencisi olan Kelly Cox sırra kadem bastı. 20 yaşındaki Kelly, kendisini işine ve okuluna adamış bir öğrenci, genç bir anneydi. Yaz okuluna gidiyor ve sosyal hizmetlerden erken mezun olmayı umuyordu. Kızı Alexis tüm dünyasıydı. Annesi Jen, kızının bebeği Alexis'i asla terk etmeyeceğini söylüyordu. Son gününde 15 Temmuz 97'de Kelly, ceza adaleti dersinin bir parçası olarak Denton Polis Departmanı'nı gezdi. O gün sınavı olduğundan departmandan erken ayrıldı. Kelly aracın yanına gittiğinde kilitli olduğunu fark etti. Yardıma ihtiyacı vardı. Yakınlardaki bir benzin istasyonuna gitti ve ankesörlü telefondan sevgilisini aradı. Sevgilisi hemen yardıma geleceğini söyledi ve telefonu kapatır kapatmaz yola çıktı. Adam Kelly'nin verdiği adrese geldiğinde onu bulamadı. Burası her yerde polislerin olduğu yoğun bir bölgeydi. Kelly Cox'ın bir çocuğu vardı. Akşam saatlerinde annesinin onu kreşten alması gerekiyordu. Kelly kreşe gitmediğinde annesi Jen kızının başına kötü bir şey geldiğini anladı. Hemen bir arama çalışması başlatıldı. Annesi yerel televizyon kanallarına çıktı ve kızını bulmaları için yardım talep etti. Kelly polisler için bir öncelik değildi. Çünkü cinayet ya da tam bir kayıp vakası değildi. Kelly daha çok evini terk etmiş bir anne olarak görüldü. Ve bu da yetkililer için bir sorun arz etmiyordu. Yetkililer annesine şunları söyledi. Bu dava üzerinde çalıştığımız için kendini şanslı saymalısın. Günler haftalara döndü ve tüm çabalara karşın Kelly'nin nerede olduğu çözülemedi. Kelly'den 10 gün sonra bu kez Tiffany Johnston kayboldu. 19 yaşındaki Tiffany, Oklahoma'daki bir otoyıkamada gündüz vakti kayboldu. Tiffany yeni evliydi. Annesi Katie, onun kayboluşuyla yıkıldı. Ekipler otoyıkamaya gittiklerinde aracının paspasının hala kurutma raflarında olduğunu fark ettiler. Arabasının anahtarı kontaktaydı. Tiffany'ye dair hiçbir iz yoktu. Otoyıkamada görevli olan insanlar o gün sıra dışı bir şey görmediler. Bir gün sonra Tiffany yakınlardaki asfaltsız bir yolda uzun otların arasında bulundu. Ölmüştü. Kısmen giyinikti. Burası en son görüldüğü yer olan otoyıkamadan yaklaşık 20 kilometre uzaktaydı. Otopsiye göre boğularak öldürüldü ve cinsel saldırıya uğradı. Bileğinde ip yanıkları, yüzünde mavi noktalar vardı. Onu her kim kaçırdıysa oldukça temkinli davranmış, en doğru anı kollamış ve geride hiçbir iz bırakmadan onu kaçırmıştı. Annesi Katie, kızının ölüm haberi geldikten 2 gün sonra bir telefon aldı. Kendisini William olarak tanıtan bir adam, üzgün olduğunu söylemek için onu aramıştı. Samimi görünüyordu. Tek cümle söyledi. Kızınız için üzgünüm. Katie, William'ı tanıyordu. Katie bir restoranda garsonluk yapıyordu ve William'ın annesi onun eski bir tanıdığıydı. William bir dönem cezaevine girmiş, serbest kaldığında Katie onu ehliyet alması için belediyeye bırakmıştı. William'ın neden cezaevine girdiğini bilmiyordu. Önemsiz bir mesele yüzünden içeriye girdiğini düşünmüştü. Ama William kadınlara yönelik şiddet içeren suçlardan hüküm giymişti. Katie'nin bunu tahmin etme şansı yoktu. Ekipler failin DNA'sını onun bedeninden çıkarmayı başardılar. Ancak o dönemde herhangi bir şüpheli profili geliştiremediler. Tiffany Johnston'ın ölümünden 3 hafta sonra 17 yaşındaki Jessica Kane, Texas'taki bir restoranda dostlarıyla beraberdi. Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde Jessica hala eve dönmediğinde babası endişelendi. Saatlerce kızını aradı. Sonunda aracını evinden sadece 2-3 kilometre uzakta bir otoyol banketinde buldu.
Jessica'ya dair hiçbir iz yoktu. Nerede olduğuna dair hiçbir ipucu yoktu. Bir mücadele, bir boğuşma belirtisi de yoktu. Ekipler hemen o bölgeye gittiler. Yüzden fazla gönüllü yayı olarak bataklık ve çalılık boyunca onu aradı. Yardım için izci köpek de çağrıldı. Ekipler ve de yakın dostları ona dair bir iz aradılar. 4 ay önce kızlarını kaybeden Laura'nın ailesi de haberi alır almaz arama çalışmalarına katıldı. Ailesi Tanrı tarafından yardım çağrısı aldıklarını, bu yüzden hemen arama çalışmalarına katıldıklarını açıkladı. Gay Smither. Olayı öğrendiğimizde tereddüt etmeden oraya gittik. Laura'yı bizden alan kişiyle bir bağlantısı var mı diye düşünüyorduk. Belki de aynı kişiydi. Jessica haftalarca arandı. Ancak hiçbir ipucu yoktu. Dava mecburen rafa kaldırıldı. Aynı bölgede yaşayan 5 insan kaçırıldı ve bunlardan yalnızca birisi hayattaydı. Sandra birçok kez polis merkezine çağrıldı ve ondan faili tanımlaması istendi. Bunu defalarca kez yaptı. Her bir ayrıntı, her bir detay özenle kayıt altına alındı. Akıllarda tek bir soru vardı. Bu 5 olay birbiriyle bağlantılı mıydı? Fail ya da failler aynı kişi miydi? Uzun bir zaman buna dair herhangi bir ipucu yoktu. Sandra'nın kaçırılmasından 5 ay sonra iki farklı departman arasında yapılan bir toplantı sırasında bir şüpheli bulunduğu açıklandı. Laura'nın davasını takip eden polisler o kamyoneti arıyorlardı. Sonunda William Reese'e ait olan bir kamyonetin aradıkları kamyonete çok benzediği ortaya çıktı. 16 Ekim 1997'de William evinden alındı ve polis merkezine getirildi. William, Tiffany Johnson'ın annesi Katie'yi arayan ve ona başsağlığı dileyen eski hükümlüydü. William herkese meydan okudu. Her şeyin bir yanlış anlaşılma sonucu meydana geldiğini savundu. William teşhis odasına girdiğinde Sandra çoktan polis merkezine gelmişti. Polisler ona William'ı gösterdiler ve seni kaçıran adam bu mu diye sordular. Sandra evet dedi. William'ı saldırgan olarak teşhis etti. Bu onayın ardından William tutuklandı ve adam kaçırmakla suçlandı. William Reese iddiaları reddetti ve masum olduğunu savundu. William, haksızlığa uğradığını mı düşünüyorsun? Evet, elbette. Ben hiçbir şey yapmadım. Ekipler William'ın dairesini aradılar ve bir ipucu keşfettiler. Evinde bir at battaniyesi vardı. Laura'nın çoraplarından birinde bu battaniyeye ait kalıntılar vardı. Zaten William'ın paspaslarında Laura'nın çoraplarıyla eşleşen lifler vardı. Yine de savcı onu bu ölümle suçlayabilmek için yeterli kanıtlara sahip olmadıklarını düşünüyordu. Aileler yeniden yıkılmıştı. Sanki sistem onları ve kızlarını yüzüstü bırakmış gibi hissediyorlardı. Ekipler pes etmedi. William'ın önceki yıllardaki hareketlerinin izini sürmek için bazı kayıtlar çıkardılar. Kelly Cox'ın kaybolduğu tarihte onun kaybolduğu yerin yakınlarındaki bir istasyondan benzin almıştı. Kelly Cox'ın parmak izlerini William'ın kamyonundaki herhangi bir şeyle karşılaştırmak istediler. Ancak tüm çabalara karşın bu mümkün olmadı. Dedektifler, Tiffany Johnson'ın bulunduğu kasabadaki ankesörlü telefonları incelediler. Ve de önemli bir kanıt elde ettiler. William, Kelly kaybolduktan bir saat sonra telefonu kullanmıştı. Sonra Kelly Cox'ın kaybolduğu benzin istasyonunun sahibiyle görüşüldü. Adam, William'ın sık sık buraya geldiğini anlattı. Ekipler 5 ismin kayboluşuyla alakalı nereye ellerini atsalar altından William çıkıyordu. Rotalar ve zaman dilimleri incelendi. William'ın görev yaptığı çiftlik buldozerlerle arandı ancak sonuç çıkmadı. 6 ay sonra William'ın davası başladı. William, Sandra'yı kaçırmakla yargılandığı esnada 10 yıl önce William tarafından benzer saldırılara uğramış iki kadın da mahkemedeydi. Kürsüye çıktılar ve yaşadıkları o korkunç anları anlattılar. Laura'nın babası da oradaydı. Kurbanların anlattıklarını ağlayarak dinledi. Jüri 3 saat müzakere etti ve sonunda William'ı suçlu buldu. William 60 yıl ceza aldı. Sandra'nın faili bulunmuştu. Ancak diğerlerininki kimdi? Hala dışarılarda bir yerlerde miydi, yoksa o William mıydı? Onu bulmak pek kolay olmayacaktı. Aslında ilk kaybolan isim Laura, departman tarafından aranırken bir memur şüphe listesi çıkarmış ve bunu amirlerine teslim etmişti. Laura kaybolduktan sadece 3 gün sonra yetkililerin önüne William Reese'in ismi geldi. Oklahoma'da cinsel saldırı suçundan 10 yıl yatmış ve Laura kaybolmadan 6 ay önce serbest bırakılmıştı. Çok yakınlardaydı. Friendswood'da çalışıyordu. Bir ekip 97'de onun çalıştığı yere gitti ve Laura'nın kaybolduğu gün
onun sabah 9'da iş yerinden ayrıldığını öğrendi. William'ın aracının paspasında Laura'nın çorabındaki liflerle eşleşen kanıtlar vardı. Soruşturma devam ederken William serbest kaldı ve annesinin yanına Oklahoma'ya geri döndü. Houston'daki iş yeriyle Oklahoma'daki annesinin evi arasında mekik dokuyordu. Yani aslında ekiplerin elindeydi. Ancak ihmaller sonucunda yeniden serbest kalmıştı. Uzun yıllar sonra 2012'de emekli polis Lynn Williams, Oklahoma Soruşturma Bürosu için çalışmalara başladı. Lynn, Tiffany Johnson'ın davasına atandı. Atandığı ilk gün dava dosyalarını metodik olarak inceledi. Olay yerinden alınan DNA, faili teşhis etmede en iyi yoldu. Fakat alınan DNA zaten en az iki kez test edilmiş ve bir sonuç çıkmamıştı. DNA teknolojisindeki ilerlemeler davanın seyrini değiştirebilirdi. Wendy Duke bir kriminolog. 2013'te Tiffany davasındaki DNA kanıtlarını özenle inceledi. Daha önceki testlerde tamamen hasar görmüş iki örnek buldu ve bunlardan kısmi bir erkek profili geliştirmeyi başardı. Kısmi bir profil olsa da heyecan vericiydi. Yalnızca bilinen insanların profiliyle kıyaslandı. Şüpheliler yavaş yavaş elendi. Sonunda DNA William'la eşleşme sağladı. 2015'te William, Tiffany'yi kaçırmakla suçlandı. Ekipler Laura, Kelly ve Jessica davasında William'ın ağzından bir itiraf alabileceklerini düşünüyorlardı. William'ı cezaevinde ziyarete gittiler. Müfettiş Josh Rogers: "William, bizimle oyun oynamazsan biz de seninle oyun oynamayız. Bize her şeyi olduğu gibi anlat." William konuşmaya başlamadan önce ölüm cezasının masadan kaldırılmasını istedi. Kurbanların aileleri teklifi kabul ettiler. Çünkü evlatlarına ne olduğunu bilmek istiyorlardı. William teklif onaylandıktan sonra her şeyi itiraf etti. William Rees: "Laura arabama çarptı. Aynama doğru geldiğini gördüm. Frene bastım ve hemen dışarıya çıktım. Laura hendeğe düşmüş, nefes alamıyordu. Yapabileceğim bir şey yoktu. Sonra oto yıkamada arabamı yıkıyordum. Bir kız bana doğru bağırdı, üzerime su geliyor, ne yapıyorsun dedi. Ona üzgünüm dedim. O ise bana küfür etti. Kavga ettik. Onu karavana bindirdim ve ona saldırdım. Adı Tiffany'ydi. Kelly ile benzin istasyonunun otoparkında karşılaştık. Kavga ettik. Üzerime gazoz döktü. Birbirimize girmiştik. Onu boğdum. Sonra bir şantiyeye gittim. Yağmurlu bir sabahtı. Kelly'yi oraya gömdüm. Jessica'yı restoranın dışında gördüm. Ona doğru yürüdüm ancak beni reddetti. Sonra aracını takip ettim. Kavga ettik ve öldü. Son derece duygusuzdu. Ekipler elbette onun doğru söylemediğini biliyorlardı. Anlaşmada Jessica itirafı yoktu. William, ölüm cezası ihtimali olduğu halde Jessica'nın ölümünü de anlattı. Önce Jessica'yı gömdüğü yeri söyledi. 2016'da 25 günlük bir kazının ardından Jessica'nın kalıntıları Hobby Havaalanı yakınlarında bulundu. Ailesi neredeyse 20 yıl sonra Jessica'nın akıbetini öğrendi. Uzun bir zaman sonra onu defnettiler. 2 hafta sonra Kelly Cox'ın gömüldüğü yere gidildi. Burası Brazoria ilçesiydi. Jen Bynum artık evladına ne olduğunu biliyordu. Jen Bynum: "O güne dek herhangi bir cansız beden keşfettiklerinde heyecanla kimliğini açıklamalarını beklerdim. İsmi açıklandığında içimden bir oh çeker ve o Kelly değilmiş derdim. Sonra onun da bir annenin, bir babanın evladı olduğu aklıma gelir ve ağlamaya başlardım. Bugün bir cansız beden keşfedildi ve o benim kızımdı. Gömüldüğü yerde bilekliği vardı. Jen onu aldı ve kolye haline getirip onu saklamaya karar verdi." DNA kanıtı olmasına karşın William, Tiffany davasında masum olduğunu iddia etti. Savcılar bu davadan yargılanması için onu Oklahoma'ya naklettiler. Laura'nın babası mahkemede William'ı affettiğini söyledi. "Önünde kocaman bir hayatı olan Laura'yı elimizden aldım. Seni affediyorum ama bu yaptıklarına göz yumduğum anlamına gelmez. Ona yaptıklarını asla unutmayacağım anlamına gelir. Affetmek bir öfke kafesinde yaşamamaktır. Bu yüzden seni affediyorum." 9 gün sonra jüri William'ı Tiffany'yi öldürmekten suçlu buldu ve onu ölüme mahkum etti. 8 Mart 2022'de Texas'a döndü, Laura, Kelly ve Jessica davasında yargılandı. Sonunda suçunu kabul etti ve 3 müebbet cezası aldı.